Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Google Earth Engine yardımıyla yanan alanların tespiti, ormanlık alandaki değişimleri işleyeceğiz. Bütün veriler ve kodlar benim drive linkinde var arkadaşlar. Oradan istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen açalım Word'ümüzü. Gördüğünüz üzere yanan alanların tespiti, kodlarımız burada, orman değişimi de burada. Tabii ikinci bölümde de arkadaşlar işte ağaç yüksekliklerinin nasıl indirileceği tüm dünya verisi olarak Ayrıca işte arazi kullanımındaki değişimler olsun birçok verinin nasıl indirileceğini göstereceğim. Alanya, bu Antalya'nın de çalışacağız pardon. Antalya'nın verisi vardı zaten arkadaşlar. Şu alan kısımlarını buradaki alan diye değiştiriyoruz. Siz de isterseniz Antalya, Rize ya da herhangi bir şey koyabilirsiniz. Temmuz ayı 2020 Temmuz ayı ile Ağustos ayı arasındaki verileri kullanıyoruz. %5'ten az olacak. Burada RGB dediğimiz işte önceden de anlatmıştım zaten B4, B3, B2 verisi. Bu SWIR dediğimizde Near Info, e, ışınlardır. Bu o bölgede e, yanma olduğu için çok daha rahat bu band genişliği görebiliriz. Sentinel 2 uydu görüntülerinde bu var. Hatta şurada band. Kısa dalga boyu işte invariant yani kızılötesinin ön kısımlarındaki kısım bu RGB daha sonra da e, diğer kısma geçeceğiz. Bir de sonraki gözük yani ön yangından önce ve yangından sonraki kısımlar diye ayırıyoruz. Bunlar siz istediğiniz gibi ayırabilirsiniz. Yangın tarihini biliyorsanız o verileri önceki ve sonraki olarak ayırabilir. Bu Antalya olabilir, İzmir olabilir, herhangi bir dünyadaki yerde olabilir. Bu NBR formülasyonu da kullanacağız. NBR dediğimiz Normalized burn ratio yani yanma oranı normalize edilmiş yanma oranı formülasyonu var. Burada direkt size yanan alanları tespit ettiriyor. Diğerinde hani gözle seçmeniz lazım. Ancak burada direkt hani renk verip o bölgeyi diğerlerini beyaz yapıp diye o kısmı da kırmızı yapabiliyorsunuz. Gördüğünüzde gibi 2022'den 2021'i çıkartıp bir de bir sınır değeri veriyoruz 0.3 kırmızı alanlar, yanmış alanlar, beyaz alanlarda da beyaz, yanmamış alan olarak veriyoruz. Siz bunları tabii tamamen değiştirebilirsiniz. Bu kodlarla oynama yapabilirsiniz. Ve sonucumuzu elde ediyoruz. Oldukça kullanışlı bir şey. E, formülasyon bu Google Earth Engine'de kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi indirin. Sunumlarınızda, videolarınızda, tezlerinizde kullanın. Antalya'yı çalıştık. Siz tabii İzmir'i herhangi bir yerde çalışabilirsiniz. RGB 2020'lere bakalım. Hiçbir herhangi bir yanma bölüsü olmayacak zaten. Öncesi sonrası yaptığımız için bunları da kullanmak istedim. Gördüğünüz üzere o bölgede bir yanma alanı vardı. Onu da göstereceğim birazdan. 2020'lere gidiyoruz halen. Bunlar önceki videolarımda göstermiştim. Bu haritada küçük oynamalarla görünürlüğü güzelleştirme kısmını siz de önceki videolarımı izlerseniz eğitim serisi olarak da aslında devam ediyoruz burada. Bu kodlarla da hiç uğraşmayın arkadaşlar. Drive linkinden direkt otomatik olarak indirin. Diğer verilerde de hepsine tüm bu ağaç yüksekliği olsun, işte arazi kullanımı verileri olsun, tüm veriler Drive linkinde olacak. Oradan indirin, kullanın. bir sıkıntı oldu galiba sistem bazen takılabiliyor. Siz bunu yenileyebilirsiniz isterseniz biraz tekrar böyle hareket ettirirseniz bazı bu şeylerden apply tekrar uyarı verirseniz komut olarak düzelecektir. Gördüğünüz üzere düzeldi hatta gördüğünüz üzere bu kızıl ötesi yani yakın kızıl ötesi şeyini kullandığınızda kırmızı olarak çıkan alanlar yanmış alanlar olarak görebilirsiniz. Bunu RGB'den de bakabilirsiniz. İlk önce hemen 2020 ile karşılaştıralım. Gördüğünüz üzere yanmış alanlar bariz bir şekilde belli. Oldukça büyük bir alan yanmış. Yanan alanlara da bakalım. Gördüğünüz üzere tamamen verimiz açık. Bunda bunun güzelliği bu kırmızı alanları çıkartıp işte ArcGIS atıp bu veriyi oradan çıkartıp hektar bazında ne kadar alan yandığını tespit edebilirsiniz arkadaşlar. yüksek doğruluk gördüğünüz üzere tam üzerinde çıkmış. Dediğim gibi bu bu NBR formülasyonuyla çok rahat bir şekilde alan hesabı, hektar hesabı yapabilirsiniz. 2021'in RGB yani uydu görüntüsünde de o yanan alanlar belli oluyor arkadaşlar. Şu an doğrulama yapıyoruz. Yani Birebir uyumlu mu olup olmadığına bakıyoruz ki oldukça doğru sonucumuz. Bunların şeylerini, formülasyonlarını Drivelink'ine koydum. Şimdi bir Google Earth Engine kullanarak bir web sitemiz var arkadaşlar. Burada işte ağaç yükseklikleri olsun, işte ağaç yüksekliğindeki değişimler olsun, yanmış alanlar olsun, işte arazi kullanımları olsun, işte tarım alanlarındaki değişimler olsun. Her türlü güzel veri bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ağaç kanopideki işte taç yükseklikleri olsun, ve işte orman kayıpları olsun. Yani her türlü veri var, oldukça güzel. Bunların çoğu da indirilebilir veriler. Gördüğünüz üzere Forest işte ormandaki kayıplar olsun işte yıllara göre renklendirilmişler. Mavi 2021, kırmızı 2020, sarı 2020, 2000 yılları olarak hani yıllara göre de ayırmışlar. Siz buradan da hatta hangi yılda ne kadar alan kaybı olduğunu da görebilirsiniz. Burada mesela hani ekstradan verilerimiz de var. Gördüğünüz arkadaşlar sağ panelde de data download var. Hani oradan da istediğiniz verileri de indirebilirsiniz. Tüm sekmelerde bu veri indirme özelliği de var. Kırmızı kısımlar yüksek olasılıkla yangından dolayı kaybolmuş alanlar diyor. İşte onlara göre olasılıklar kırmızılar ve turuncular muhtemelen yangından dolayı ormanların yandığını, kaybolduğunu gösteriyor. Tabi bunlar normal insanların da kesim alanları oluyor işte o. O bölgelerde de kayıplarda kayıp olarak gösteriliyor. Onlar orman yangınından kaynaklanmamış olarak gözükmektedir. Gördüğünüz üzere kanopi yüksekliği olarak 30 metreden işte 5 metreden 30 metreye kadar ki olan alanları gösteriyor. Bu veriyor ama 2019'un verisinde var daha yükseklikler yükseklikleri verisi bu kanopi yüksekliğiydi. Burada mesela netforus hay orman yüksek muhtemelen buradaki orman alanı kesmişler. Tabi bakalım Gördüğünüz üzere o alanı tarım alanı olarak kullanıyorlar muhtemelen. Ormanlık alan kesilmiş orada. Onun içinde zaten yükseklik kaybı oluşmuş. Diğer kısımlarda da 30 metreye yakın yükseklikler var. Ormanlarda yükseklikler. Buraya bakalım yüksekliklere. Tüm dünya verisi de buradan indirebilirsiniz arkadaşlar istediğiniz gibi. Bunlar lidar, uydular, lidardan alınan veriler sayesinde elde edilen sonuçlar oldukça yüksek doğruluktadır. Mesela burada sıfırdan 30 metreye kadar ki ağaç yüksekliğini görüyorsunuz. Mesela Ankara'da gidelim. hani mahallenizdeki ormanların yüksekliğini bile, ağaçların yüksekliğini bile buradan yüksek doğrulukta ölçebilirsiniz. Gördüğünüz üzere o koy çok koyu değil yani 30 metreleri bulmamış ama 15 metrelere yakın bir yükseklikler var. Gördüğünüz gibi data download dediğimizde böyle bir site çıkıyor. Aşağıdan yeri seçiyoruz. Nereyi download, nereyi indirmek istediğinizi. Buradan da veriyi indirebilirsiniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Diğer haritalarda da aynı şeyler var. Oradan da indirebilirsiniz. Şu an bu veriler yok drive linkinde. ama bugün eğer e, zamanım olursa bunları da drive koyacağım. Oradan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Avrupa Birliği'nin yani olduğu bölge Afrika'nın bir kısmını içeren veri de burada var. 3 GB'lık bir veri. Orman değişimi izleme. Yani biraz önceki aslında web sitesinin yaptığı şeyi ben de kodlarla yapalım diyorum. Hemen bir şey yapalım şuradan. Antalya kısmını atalım. Burayı alan diye geçelim. Burada alan, klip alan diye olduğu için oraya alan yaptım. Antalya'da yazabilirsiniz. Hemen bir an edelim. Yeşil alanlar, orman örtüsünün olduğu alanlar. Şuradaki kısımda üstteki panelde seçerseniz kayıp olan alanlar. Hemen bir oynama düzeltelim. Gördüğünüz üzere arka plandaki ormanlık alanlarla burası birebir tutuyor. Buna da bastığınızda kayıpların olduğu yerler. Kırmızılar 2021 olması lazım. Turuncular 2020 sarılarda 2019 civarında yıllarda kayıp olduğunu bilen gösteriyor. Yani en günceli kırmızı, turuncu daha sonra da sarı geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.